Hocam, yani meseleye bence iki yönden cevap verebiliriz. Birincisi, İslam düşünce gelenekleri açısından cevap verilebilir. İslam düşünce geleneklerinde bu çoklukla ilgili en radikal teori Mutezli'ye ait. Mutezli'nin mazlum şeydir teorisi. Bu sağduyuya çok aykırı bir teori ama Mutezili mütekellimler kendinde çokluk olduğunu iddia ettiler. Bu çok enteresan bir fikir. Yani kendinde çokluk derken şunu kastediyorum. Yani bu varlıkla nitelenmeyen, aslında yok olan, fakat saf bir yokluk da olmayan ama aynı bir subuta sahip olan, yok olduğu için, yani yoklukla nitelendiği için ilahi iradenin veya herhangi bir iradenin tasarrufunda bulunmayan, kendisi itibariyle, yani kendisi ve çokluğu itibariyle herhangi bir şekilde tasarrufunda bulunmayan bir akli nesneler grubundan bahsettiler tabiri caizse. Şimdi bu tez ile bunu iki şeyden dolayı iddia etti. Birincisi, Tanrı'ya bilgi atfedemediği için, yani Tanrı'ya Ehl-i Sünnet genelinde olduğu için bilgi atfedemedi. Atfedemeyince yaratmanın, daha doğrusu iradenin taalluk ettiği şey aynı zamanda kendinde bir şey olmalıydı. Bundan dolayı böyle bir şeye vardı birincisi. İkincisi ise yine birinciyle bağlantılı olarak, yani hitabın yönüleceği yahut iradenin taalluk edeceği bir ilke gerekliydi. Birincide biraz farklı bu yani. İlke gerekliydi. Bundan dolayı böyle bir çözüm ileri sürdüler. Bu çözüm aynı zamanda bir tür çokluğu temellendirme işlevi de görür. Yani bu nesneler dünyasındaki çokluğun varlığını değil ama çokluğun kendinde çokluğunu, yani farklılığını ve ihtilafını temellendirme işlevi görür. Bence şeyin, felsefe geleneğinin bu konuda söylediği söz kaynaktan uzaklaşmaktır. Yani ilkeden uzaklık daima bir farklılık, yani bir çatışma ve farklılık doğurur. Yani İbn-i Sinacı terimlerle söyleyecek olursak, çokluğun bir tek kaynağı vardır temelde, imkan. Yani imkan özü gereği çokluğu barındıran bir ilkedir ve imkan her vücutla buluştuğunda, varlığa her temas ettiğinde yek diğeriyle özdeş olmayan, ne denli benzerse benzesin, ne denli biz onun cins bakımından, tür bakımından bir olduğunu söylersek söyleyelim, ferdiyet açısından birbirinden farklı bir çokluk ortaya çıkarır. Şimdi bunu bireysellik tartışmasına bağlayarak, fazla uzatmak istemiyorum, bireysellik tartışmasına bağlayarak şöyle düşünebiliriz. Şimdi İslam geleneği bence bir bütün olarak düşünüldüğünde, biraz önce söylediğim gibi bireyselliğin ontolojisini, epistemolojisini önceliyor. Yani bunu ispatlama, temellendirme işinden önce bize bireyselliğin kendisini var kabul edelim diye meseleye yaklaşıyor. Fakat İslam'da iki önemli teşebbüs var bence bu konuyla ilgili. Birincisi, bir mutezili mütekellimi olan Muammer'e, diğeri de İbn-i Sina'ya ait. Şimdi bu iki düşünür, benim de hemfikir olduğum, yani ben de zihnen çok katıldığım bir çözüme ulaştılar bu konuda. Dediler ki, bireysellik dediğimiz şey, insanla, yani benimle irtibatlı olarak düşünüldüğünde, bunun biz ontoloji ve epistemolojisini ayıramayız. Yani kendine ilişkin farkındalık zorunlu olarak kendinde bir varlığı dayatır. Zorunlu olarak, yani biz herhangi bir şekilde bunları tefrik etmeye elverişli bir zeminde değiliz. İbn-i Sina'nın o uçan adam şeyi var ya, bu akli bir deney gibi duruyor. Yani vaki bir durumu ifade ediyor İbn-i Sina ise, şu anda el an öyleyiz İbn-i Sina'ya göre, ama olayı anlatmak için akli bir deney gibi algılayalım bunu. Varlık aslında bir tür bilinçle temellendiriliyor. Yani bilincin varlığı yine kendi kendisi tarafından temellendiriliyor. Daha önce buna benzer bir pasaj Eşari'de Muammer'den aktarılıyor, hatırlarsınız hocam. Muammer de benzer şeyleri söylüyor. Şimdi hocam, durum böyleyse bilincin olduğu her durumda mutlaka bir çokluk bulunuyor demektir. Yani bilinç özü gereği bir yönden birliği hocam, bir yönden başkalığı gerektirir. Bilinç özü gereği böyle bir şey. Yani şayet bir şeyin kendine ilişkin idraki varsa, ama bilinci burada şey, insani bilinç anlamında kullanıyorum. Yani kendi kendisine ayna olabilen, kendi kendisini idrak edebilen bir bilinç. Böyle bir bilinç olduğu her durumda benzerlik ve farklılık vardır. Benzerlik ciheti benim kanaatimce bilinci varlığa bağlayan cihet.
Yani o iştiraki sağlayan cihet, Oğuz Hoca'nın tabiriyle. Farklılık ciheti de bireyselliği sağlayan, yani kendisini ayrıştıran ciheti de bireyselliği sağlayan cihet. Bu nedenle hocam bence bilincin iki yönü var. Birincisi kendisine dönük, diğeri dışa dönük bir yön. Dışa dönük yönüyle bilinç başka bilinçleri ve anlamları idrak ediyor. Yani biraz ayrıntıya girmek olacak ama aslında ben cisim olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani cisim diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aslına bakılırsa nesne diye bir şeyin bizim kuruluşumuz olduğunu düşünüyorum. Nesne diye bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Benim kanaatimce her şey bilince benzer anlamlardan müteşekkil. Yani Aristoteles'in suretinin altından maddesini çekin, sureti saf bir anlam olarak düşünün. Anlam yığınları var ortada. Fakat bu anlam yığınlarından bazı anlamlar kendilerini tefrik etme özelliklerine sahipler. Yani masa kendisini bana bir anlam olarak sunuyor, bardak bir anlam olarak sunuyor, mikrofon bir anlam olarak sunuyor, başka bireyler de bir anlam olarak sunuyor. Dolayısıyla bu anlamlar yalnız şeye benzemiyorlar. Yani Leibniz'in monatlarına benzemiyorlar. Anlamlar kendi işlerinde kapalı şeyler değiller, geçirgen şeyler. Yani tuhaf bir şekilde birbirlerine temasları ve birbirlerine iştirakları var. Bunların tamamının ortak zemini varlık. Bu varlığın kendisi muhtemelen öyle anlaşılıyor ki bütün anlamları kuşatan en genel anlam. Külli anlam yani. Hepsini kuşatan külli bir anlam. Ve bizim ben derken irtibat kurduğumuz, yani anlamların birisinin orayla irtibatının açık olması bilinci ve bireyselliği sağlıyor. Yani bilinci ve bireyselliği sağlıyor. Benim şahsi kanaatim bu. Ama İslam geleneğinde buna en yakın, bunu temellendirmeye en elverişli